Yani bir Ya bu evet. tek. Bu tek. Bu tek yarı finaller iki. Evet. İki ayaklı. Yani bir de Fenerbahçe Ankara gibi. ikişer derbi izleyeceğiz. Yani bir Tesadüfen güzel bir şey olmuş. ya büyük takımlar avantajlı abi. Bu kadar basit yani. Hepsi finale, yarı finale kalacak yani. Öyle gözüküyor. Galatasaray Yani mesela kupada da Beşiktaş gider mi abi? Beşiktaş gider mi? Beşiktaş kupa amacı kupa neticede. Burada 5 yani yaşın burada dışında hedef. kalma şansı olan takım yok abi. Yani Nasıl? hedef %100. Ne hocam? 5 yaşın dışında diğerlerin 3'ünü de %100 atlayacağını söyleyemem yani. Trabzon'un da Galatasaray'da Trabzon, Fener'in de. Emre'nin Trabzon'da kim Başakşehir? Galatasaray bu kadro darlığıyla yarı final oynayıp iki tane maç oynama riskini alır mı? Bir de Avrupa Kupası. Ankara Gücü Fenerbahçe maçı da deplasmanda o zeminde ne olacağını da bilemezsin yani. Burada en rahat Beşiktaş abi. Evet yani iç sahada Konya'da gerçi iyi takım ama yine de avantajlı yani. Bir de hedef olarak baktığında Konya'da yarı final oynarsa küme düşmekte iki tane şey oynayacak. Evet yani Beşiktaş burada yani. Evet. baktığında ama Trabzon'un da hedefi kupa. Başakşehir de fena takım diye gördüğünde ama Beşiktaş biraz daha tabii burada şey gözüküyor. Ya abi burada bu Beşiktaş'ın maçlar kupa maçları tek maçlar çok ayrı. Yani ligden bir tarafa bu tarafa geçiyorsun. Galatasaray Fener artık ligi düşünüyor Başar. Tamam. Yani tabii ki Ziraat Türkiye Kupası da önemli ama ligi düşünüyor ama Galatasaray İstanbul'da olması güzel. Mesela yani aralarında buraya bir tek Eryaman stadında Galatasaray oynamamak istiyordu. Tesadüf odur ki Fenerbahçe deplasmanda yani çıktı Eryaman o sahada stadında. Oynamasın diyorlardı. Onlar da oraya gittiler. Evet yani çok enteresan bir şey oldu. Olmuş. Tabii tek maç bu arada. Aralarında tek deplasmanda oynayan bir Fenerbahçe. Öyle bir durum var. Evet. Emre Belözoğlu bekliyordur bu maçı. Tamam da ne diyordun sen ne dedin Evren abi Fenerbahçe oynamasın mı diyor dedin? Ha, Galatasaraylılar yani Ankara Gücü maçı oynansın diyordu ya o sahada oynansın diyorlardı. Onlar da orada oynayacaklar. Onlar da orada oynayacaklar. Ha, oynayacaklar. Hayat yani. Tabii eğer bugün gerçi şöyle bir şey olmuş. Ona gelecek. Beşiktaş maçını yöneteceğim yani konuşacağım da 5-6 tane sahaya kapatma durumları var ligde. 6 sahanın kapanma durumu. Kayseri sahası onu anlatacağım baba. Bak. Keçi yürüse evet. Bir dakika. Olur ya. Maçı bir yorumlayayım 5 dakika. Lütfen. Hemen geçelim. Yorumla. Birincisi abi saha rezil. Rezil. Bravo Evren. Bu sahayı maçta, bak, bu maçta Beşiktaş kötü oynadı. Kayseri şunu oynadı. Yani yorum yapmamız çok doğru olmaz. Doğru. Oyuncuların yani orada şimdi Muçi çok yetenekli oyuncu belli. İnanılmaz gidiyor birebirler falan çok iyi ama iyi bir sahada herif çok daha farklı gözükebilirdi. Uçar ama uçamıyor. Rakip için de aynısı aslında geçerli. Boğamorta mesela bugün inanılmaz oynadı. Yani öyle böyle. Amarte. He. Boğamorta yani şeydeki. Ha Kayseri'deki. Kayseri'deki. Tamam Kayseri. O müthiş oynadı. O bölgeden acayip geldi. Yani şu var. Burada oyun olarak mesela Voral'ı Ümit Hoca söyledi. Ben bunu, söyleyeyim bunu demiyorum. Kayseri'nin sahasını yapmıştınız. Evet Evren abi. Gerçek düşüncemi söyleyeyim. Bugün Beşiktaş'ta en iyi oyuncu Voral'dı. Evet. Abi yani iki tane farklı görüş. Abi niye aynı görüşte mi? Ben gerçek ben yorumu abi, söylüyorum. Ben uçurum var. Neden ama bak. İngiltere'den adam gelmiş tecrübeli bak. Kötü futbolcu iyi maç oynamaz diye bir şey yok. Bugün, sen bugün için söylüyorum. Abi. Bu sahada o ha. Şeyde inanılmaz mücadele etti. Birebirlerde bak bütün topları aldı. Yani adama direkt Ümit ki böyle kamyon çarpsa şey olur falan diyemez. O çok acımasız davrandı. Ön yargılı ya. Çok ön yargılı. Kalas dedi. Yargısız. Kalas dedi. Apartmana kalas yapmam dedi. Ben şimdi bir sürü örnek verirdim de vermek istemiyorum ben. Hepinizden özür diliyorum. Şimdi bir sürü örnek verirdim. Beybor'sa ya Beşiktaş'ta ne istiyor kanadı? Beybor'sa yalı kazı. Kalas dedim. İki kere kalas. Lan bu Beybor'sa yalı kazı olmaz. Bu adam nasıl United'a gitti? İdmanda gol atamaz lan bu adam. Yattı. Nerede? Maçta. Nerede? Attı. Hangi ya maçta? Adam Manchester'da. Bir tane attı işte. Bir tane de bir tanedir bu. Allah Allah. Manchester United'a gitti. Abi bir dakika ben Ümit Hoca'nın görüşüne saygılıyım. Ben bu adam maçla ilgili diyorum. Gol attı buyur adama sallıyor. Ama Beşiktaş'ın genelde stoperi o mu olmalı? Hayır. Kiralık aldılar. Adam oyuncu lazımdı. Onu aldılar. Ama bugün o sahada iyi oynadı abi. İyi mücadele etti herif. Savunmaya bak abi. Necip oynuyor yanında adamın. Ne yapsın? Azeri oyuncu. Evet. Bir de Onur. Yani o savunmada en iyi olması da doğal. Yani baktığında Necip de gerçekten ben iyi mücadele etti. Çok duydum. Endombele için de onu diyordunuz. Yani baktığında Voral neler diyordunuz. Şimdi çok duydum. Onun yani için abi, Ümit Hoca bir anda böyle hani bir oyuncu hakkında hemen bir maçla abi ilgili böyle yorum yapması bence doğru değil. Evet abi. Doğru. Tamam ona saygı duyuyorum. Ama iki maç sonra iyi oynarsa sonra hemen önüne koyuyorlar. Ne oldu hocam diyorlar. Tamam koysunlar. Oynasın da koysunlar önüme. Tamam. Ama koymazlarsa Endombele'yi önünüze koyduğum gibi Tete'yi önünüze koyduğum ben gibi Ağustos'un 20'sinde otel odasında Fener'e mi geleceğim Galatasaray'a mı geleceğim diye bekleyen bir adamı Galatasaray'a alınca Yıldız da bugün niye oynamıyor niye diyorsunuz. Adamı ya alınca haklısınız, gönderince haklısınız. Sen ya haklısın kardeşim. Ha. Her söylediğine tasdik getir. Tasdiklerini baba bırak bu işleri ya. O iyi dedi. Her söylediğine tasdik getir mi senin ya hocam ya? Ben o dediğini iyi demek zorundayım. Senin görüşlerin bu düşünceleri. Biz sana saygı duyuyoruz. Ben ona yok saygı duyuyorum. Tabii ki değilsin. Beşiktaş'ın stoperi mi değil mi onu konuş bana. Onu yorumla lütfen. Abi Beşiktaş'ın stoperi mi değil mi? Bak iyi yok. Yargılanlar. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, özür dilerim. Okan özür dilerim.
Bir dakika, bir şey soracağım. Üç büyük takımda veya da dört büyük takımda hani burada oynayamaz dediğimiz bir oyuncu söyler misin? Ya Fener'de ya Galatasaray'da ya Beşiktaş'ta ya Trabzon'da. Adam şu andaki oyuncu potansiyeline göre yorum yapıyor. Ya bir dakika bir soru soruyorum ya. Mesela bir isim verin. Fener'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan ve Trabzon'dan hangisinden? Bu oyuncu Trabzonspor'un oyuncusu diye mi değil diyeceğimiz bir oyuncu söyler misin mesela? Ya ne bileyim abi şu an aklıma gelmiyor yani bir anda. Bir tane oyuncu. Hiç iyi oynadığı olmadı mı? Ben kötü oynadı demedim. Ben Beşiktaş'ın stoperi değil diyorum. Ha kötü oyuncu dedim ben ona takıldım. Tamam, kötü oyuncu. Yani ya. kabul etmek zorunda değilsin onu demiyorum. Ha kötü oyuncu olduğunu biraz daha bakacağız. Bak ona bir şey demiyorum. Tamam. Ama çok da iyi birinci sınıf stoper mi değil abi, tabii ki. Abi biraz daha baktıktan sonra bunu yapıyorsak sen ben niye topu oynadık Allah'ını seversen ya. Ya abi adam şu an baktığında. O zaman bizim bakkaldan manavdan seslerine farkımız var abi. Allah'ını seversen yani. Bak pasitansı yapar inanılmaz top kaydırır kademeye girmez adam küçük olmuş ağır dersin. Ben o zaman derdim ki ilk başta bu adam nasıl almışlar? Yani. Adam hazır gelmiş diri. Ya bir Ronaldo mu, Zago mu, Marcelo mu? Ya Pepe oynadı. Video Pepe oynadı. Mi? Değil tabii. Bunu anlatıyorum tamam, ben yapmayayım. Tamam o ayrı. Öyle diyorsan tamam. Evet öyle. O kadarı değil o değil. Ama o savunmaya baktığında bugün savunmanın en iyisi. Çünkü çıkmadı ki Beşiktaş abi. Ya sakarak oynuyor. Beşiktaş'ın bugün o savunmayla takım en büyük avantajı neydi? Gol yemedi abi. He? Gol yemedi. Santos'un zaten mantık olarak oydu. Yani o sahada da top yapma şansın yok. Atağa çıkmıyor ki Beşiktaş abi. Arka alan boşalmadığı için adamın ağırlığı öne çıkmıyor. Ya zaten yarın önümüzdeki sene Beşiktaş biraz öne çıktığı zaman bu arkadan kadar alan bırakır. Zaten şu an yamalarla gidiyor. Bu kadroyla sen zaten bir ama şey ama daha yama yapmana gerek yok ki abi. Kole'ye gelecek. Devam edelim. Kole bundan daha iyi. Kole hastaymış. Bugün de hasta. Ha, bugün de almana gerek yok. Devam edelim. Yani. Onlar geldiği ya, zaman ben oraya savunma ikili olurum. Geldiği zaman ne olacak? Necip mi oynayacak abi bütün yani, maçlarda? Yani. Anladın mı yani? Necip'ten ona ödül diler misin? Bugün iyi oynadı. Mücadele etti. Ama oranın oyuncusu değil. Necip de Cenk oynadığı sürece Okan'a katılıyorum. Yani takımın kazanma şansı belki iyi mücadele ediyorlar ama zor. Evet. Cenk de mesela artık o yaştaki oyuncu, kenar oyuncu zor. İyi mücadele, yani kendini veriyor ama kaleden uzak oynatmayacaksın artık Cenk. Kaleden ya kaleye yakın oynatacaksın. Bravo. Bu. Diğer Musrati fizik olarak iyi oyuncu. İş yapar Beşiktaş'ta. Çünkü elinde kadroya baktığında Getson'dan şeyi alamıyorsun. Yani o bal yapmaz o rolü gidiyor. Devam ediyor aynen. E sağa çok kötü topla dribbling yapıp şutu var mı Getson'un bugün? Yok. Ya sen Amartey, Getson oynuyorsun, Muçi kaleye gidemedin. Yani sana hoca mı gitme diyor. Oyunda hiç mi top alıp da gidemedin yani? 35 milyon diyorlardı Getson'a ya. Daha 16'da da golü yok lan. Yok. Portekizli geldi ne değişti abi? Niye? Ya. Gıcır gıcır değil mi? Evet. Altında gıcır bir ses geliyor. Baksana abi. Nasıl koltuk verdiniz bana? Benim yemeye çalışıyorum. Evren abinin koltuğu sallanıyor. Abi. Yalnız farkında mısın? Ben yorum yaparken herkes girdi araya. Onları ben tamam. Ne güzel dinledim. Ben başka bir sandalyeniz varsa alabilir miyim bilmiyorum. Teknik olarak çünkü Evren abinin koltuk ağır geldi. Yani onu değiştirsinler. Evet. Kaldırmadı değil mi? Evren abinin ağırlığını koltuk kaldı. Her koltukta kaldıramaz. Çünkü Evren abi koltuklardan ağırlık almaz. Koltuklara ağırlık verir. Buyur Evren abi. Abi bir teknik yorum yaptık. Bir katılmadı. Şey içine ettiniz yani yorumu. Özür diliyorum. Ben dediğimi kabul etmek zorundasınız kardeşim. Evet Evren abi buyur. Abi o zaman biz hepimiz aynı görüşteysek program yapmanın anlamı ne abi? Evet ben de onu söyledim zaten. Yaydan önce söylemedim mi sana? Ama ben bunu bilerek yap. Bugün, yarın bugün Ümit de zaten bize katılmadı konular oluyor. O teknik adam olarak zaten o konuda daha perspektif iyi yani. Görebiliyor oyuncuları. Biz dışarıdan... Abi öyle deme. Maç izleyip de biz yorum yaptık yıllarca. Ben şimdi maça gittiğim zamanki yorumlarım farklı oluyor farkındaysan. Yorum, televizyondayız. Ben her gün antrenmanda mıyım? Her sen Vural'la 5'te şampiyon olur mu Evren abi? Yok olamaz buyurun. Zaten ya. Bu stoperli. Bu tarz stoperli. Olamaz. 6 ay sonra gidiyor adam zaten ya. Ha, ama bugün nasıl? İçin diyorum. Kiralık. 6 aylık hocam kiralık geldi. 600 bin euro verdiler. Şimdi ha diyeceğimi zannettim. Daha büyük hata. Neden daha büyük hata hocam? Ya 6 ay buna şans edecek lan. Toplerin yok hocam. Yok yok oyuncu yok piyasada. Arada alma alma Okan abi. Alma, alma abi. Alma diyor alma, abi. Yanlış senin mı konuşuyorum birader? Necip'le mi oynayacaksın? Evet onu diyorum. Bahtiyar'la mı oynayacaksın? Bahtiyar kanat oynuyor. Sol bek oynuyor. Orta Tayyip var. Tayyip sakat babacığım. Adam yok yani hazır değil. 8 ayda topu. Siz bahsedin bilmeden spontane yorum yapmaya çalışıyorsunuz. Bilmiyorsunuz içerideki dinamikleri. Kole geldi. Kolin yanına oynatacaksın. Baba ben kiralarım vallahi bana yanına ben sokucuya bakar yemin edeyim mi?